Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu sallamanın da nirvanasına ulaştı. Kılıçdaroğlu o fotoğrafı büyütmüş, grup toplantısında elinde sallıyor hem de ne sallıyor? Bu tablo 21. yüzyılın tablosudur. Bu tabloyu yaratan en büyük aktör de bu tabloda görünüyor. Erdoğan, bu kadıncağızın tanzim satış mağazasına gidecek parası yok. Bu kadıncağızın otobüse bile binecek parası yok. Siz bana sosyal devletten söz edeceksiniz. Hangi sosyal devlet? CHP siyaset yapıyor. İşte vizyon bu. Millet aç aç. Sonra işin aslını öğreniyoruz. O fotoğraftaki kadın Aysun Demir konuştu. Ben aç değilim. Maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Sokak hayvanları için çöp konteynerlarından atık toplamaya devam edeceğim. Meğer o kadın bir hayvan severmiş. Etraftaki dönerciden, marketten vesaireden atılanları ayıklayıp sokak hayvanlarına veriyormuş. Kılıçdaroğlu fotoğrafı gösterip bu kadıncağızın tanzim satış mağazasına gidecek parası yok, otobüse bile binecek parası yok diyor. Sormuş soruşturmuş mu? Yok, gerek de yok. Salla gitsin. Belki yerler. CHP'li siyasetçiysen zaten çalışmana gerek yok. CHP ve dahi Kılıçdaroğlu bunu hep yapıyor. Sallamak bunların siyaset tarzı. Men Adası belgeleri diye salladı Kılıçdaroğlu, iftiradan yalandan dolayı tazminat cezası aldı. Adana'da intihar eden bir vatandaş için yoksulluktan intihar etti dedi. Sonra intihar edenin annesi açıkladı yoksulluktan intihar etmediğini söyledi. Prim borcu nedeniyle bir hastaya bakılmadığını iddia etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yalanı ortaya çıkardı. Hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap eden Erdoğan'ın Filistin'den bahsetmediğini söyledi. Halbuki o genel kurulda Erdoğan'ın Filistin konuşmasını Kılıçdaroğlu dışında tüm dünya dinlemişti. 18 yaşında milletvekili olan birinin 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra 20 yaşında emekli olacağı iddiasından tutun da hiç İsrail'e gitmemiş olan Berat Albayrak'ın İsrail'de Netanyahu ile görüştüğünü söyleyecek kadar sallıyor külliyedeki tuvalet klozetlerinin altın kaplama olduğunu da söyledi yahu. Daha ne olsun? Önümüzdeki seçimlerde yine kaybedip 31 Mart seçimlerinin tek kaybedeni AK Parti'dir der mi? Der. Sallamanın nirvanasına ulaşmıştı. Bakalım onun da ötesine geçebilecek mi? Hikmet Genç, Akşam.